İtfaiye Müdürü Mustafa Bayhan, özel sektör tarafından yapılan baca temizliği yönetmelik gereği tekrar bize verilmişti. Yılda iki defa binaların ve iş yerinin bacası temizlenir. Balıkesir'de Belediye Başkanımız İsmail Okun onayı ile birlikte bu işin ağır aksak yürüdüğü kanaatine varıp kendi bünyemize almaya karar verdik. 1-1-2010 tarihi itibariyle de bu uygulamaya başladık. Uygulamada hatalar yapılması, ekiplerin donanımlı ve bilinçli olmaması, yapılan işlerin ağır aksak yürümesi, en önemlisi de belediyemize getirdiği maddi kazancın kısıtlı olması bu işi özel sektörden almamızda etkili oldu. Baca temizliğinin bize geçmesinin artıları ise yapılan işin %10'u niteliğinde bir gelir belediyemize geliyordu. Ancak özel sektör bu işi yaparken bize tam beyanda bulunmuyordu. Bu nedenle biz %10'u bile kısıtlı alıyorduk. Örneğin özel sektörden belediyemize 1800 lira gibi bir para geliyordu. 2010 yılında baca temizliğinden belediye kasasına 47.310 lira girdi dedi. Hem gelir kazandırdık belediyemizi hem de bir bu işi yapan arkadaşlarla ilgili bir istihdam kazandırdık diye düşünüyorum. Özel sektördeki ücretlerle belediyedeki ücretler arasında bir fark yoktu. Ama az önce dediğim gibi kaçak, yani geliri gelen musluktan bir kaçak vardı. Özellikle ev bacalarının denetiminin olmadığından dolayı bize beyanı olmuyordu. Onlar kayıt dışı kalıyorlardı ve belediyemize gelmesi gereken meblağlar gelmiyordu. Yapılan işin niteliğinde de bacalara çıkılmadan baca temizleniyordu, belgeler vatandaşlara veriliyordu. Biz bu hizmeti belediye bünyemize aldığımızdan bu yana rutin bir şekilde, düzenli bir şekilde bir ciddilik içerisinde, bir düzen ve nizam içerisinde en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz efendim.